Neler yaptık bugün? Ayıların yanına girdik, yavru ayı. Heh, al. Oh Allah. He, bırakmıyor ki. Şimdi bakıcısından ayıyı nasıl alacağız? Elimizi böyle güzelce. İçtiğin zaman. Rakun besledik. Aman. Aynı Hatay'da tepsi kebabı yerken sen de bana yaptın aynısını. Deveden kaçtık, kolumuzu yaraladık. Şu an Mükremin beni görmüyor. Dırıt 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 dırıt. Mükremin! Isırığı dünyadaki en sert ısırıklardan, tehlikeli olanlardan birisi. Isırmadan. Maymunu besledik. Kendisi şu anda daha bebek. Doğada ya da bir yerde bunun ölüsüne bir insan denk gelse uzaylı zanneder. Evet yani, ya uzaylı mı acaba diye. Aslan besledik. Ah, ah, ah. 2 sene sonra bunun yanına gireceğim, yetişkin olsun bu. Zipline'a binip güzelce macera parkının üzerinden böyle kaydık. Tapanla seni gerdirip fırlattım. Aynen. Selamlar Alı Türk ailesinin değerli izleyicileri. Efsane bir içerikle daha karşınızdayız. Muhteşem ikili Alihan ve Harun olarak efsane bir mekandayız. Harun neredeyiz? Neredeyiz? Bugün sevgili arkadaşlar İstanbul Çekmeköy Park of İstanbul'dayız. Burada birçok hayvan ve doğayla iç içe bir ortam söz konusu. Mükemmel bir yer yani. Baksanıza şöyle ağaçlar, çimenler, kuş güneş, sesleri. Kuş sesleri, bütün hayvanlar. Burada bir sürü yavru var. Mükemmel bir ortamdayız. Evet. Sizleri mükemmel bir yerle buluşturacağız bu. Üstüm biraz çamur çünkü hayvanlarla biraz fazla haşır neşir olduk bugün. Ama çok keyifli bir gün olacağını ümit ediyorum. Harun dayanamadık. Aynen. Yani videoyla kayıtta yapalım dedik ama o güzel yavruları gördük böyle. Ayı yavruları ne bileyim böyle küçük aslanlar, küçük kurtlar filan. Yani dayanamadık. Şimdiden üstümüz başımız battı. Bakalım nasıl bir şeyler olacak göreceğiz yani. Evet o zaman hadi geçelim videoya. Hadi bakalım. Bengal kedilerini size tanıtmak istedik. Çünkü Bengal kedileri bildiğiniz kedi gibi görünmesine rağmen hani bildiğiniz ev kedisi, normal kedi fizik yapısına sahip olmasına rağmen aslında vahşi hayvan, yırtıcı olarak geçiyor. Ve ben çok şaşırdım böyle bir hayvan. Ya yırtıcı bir hayvan tutuyorsun şu an Alihan. Harun yırtıcı bir hayvan ve çünkü kanında leopar geni taşıyor yani. Leopar kanı taşıyor diyebiliriz. Çünkü laboratuvar ortamında leoparlarla eşleştirilerek ortaya çıkartılmış bir tür. Ve aynı zamanda yurt dışında yaklaşık 20 bin dolara satışı yapılıyor. Ve Türkiye'de kesinlikle de hem satışı hem beslenmesi ev ortamında. Yani böyle hayvanat bahçesi ortamı hariç yerlerde beslenmesi, üretilmesi yasak bir kedi. Evet ruhsatlı bakım dışında yasak. Onu da zaten milli parklar gereken tedbirleri alıyor. Beslemeniz imkansız gibi bir şey ama gerçekten şu desenleri, üzerindeki leopar desenleri çok ilgi çekici. Pençeleri de gerçekten çok keskin yani normal kediler gibi değil. Şöyle göstermeye çalışacağım size onun müsaade ettiği müddetçe. Şöyle bakın. Dur, dur, dur kızım. Görüyor musun? Şöyle bastığın zaman piyasaya çıkan pençelerindeki tırnaklar gayet sivri ve keskin Harun. Evet. Yani şu an leopar desenli bir yırtıcı hayvan olan kedi görüyoruz. Aslında kedi ama leopar desenleriyle ve laboratuvar ortamında üretilmiş olmasıyla yırtıcı hayvan niteliği taşıyor. Gerçekten ilginç. Bunu yapmasam olmaz videolarda. Ama hiç beklemiyordum. Alihan bence videoya hızlı bir şekilde devam edelim. Yanına gireceğimiz çok fazla hayvan var Harun, bugün. Harun bugün burada çok fazla macera yaşayacağız. Hemen başlayalım. Hadi geçelim o zaman. Değerli izleyicilerimiz, kucağımızda bir emektar, bir fedakar, bir minnoş görüyoruz. Niye diyeceksiniz? Çünkü Park of İstanbul'un birçok hayvanını, bakın birçok köpeğini demiyorum, birçok hayvanını emziren fedakar anne şu anda kucağımda. Süt annesi diyebiliriz. Hemen yanımda gördüğünüz devasa vahşi kurt Herkül'ü bebeklik aşamasında emziren anne hemen kucağımda duran ismi neydi Gülfem? Cici. Kucağımda gördüğünüz Cici hemen yanımızdaki vahşi kurdu bebeklik döneminde emzirdi. Doğada vahşi bir yırtıcı olarak bilinen kurdu emzirdiği yetmiyormuş gibi hemen yanımızdaki çakalları da yine bebeklik döneminde emziren bir köpüş var yanımızda. Sizinle de tanıştırdığımız için gayet mutluyuz. Şimdi zebraların yanına geldik. Gülfem ısırma huyları var mı? Isırma huyları yok. O zaman şöyle bir zebranın da başını okşamış olalım. Adı neydi? Zebir. Adı var mı? Yok. Aa, bunun... Gel çık yukarı zıpla zıpla. Bunun ismi? Desenli. Benekli. Zıpla bakalım. Evet. Mesela ata çok benziyor aslında fizik yapısı olarak. At gibi bir hayvan yani. Bir attan yapısal olarak tek farkı üzerindeki desenleri ve şu sırtındaki şey midir? Bir de böyle yapması diyormuş ya. Aynen gel gel çık yukarı hadi. Harun bu zebranın ismi yokmuş. Bence buna bir isim vermeliyiz Ala Türkiye olarak. Ala. Bu kadar kolay olmamalıydı. Ala. Gel buraya. Buraya gel. Gel şuraya herhalde daha kolay zıplayabilir. Bu buradaki en uysal zebra diyebilir miyiz buna? Evet.
Aa, bakar mısın? Keçe gibi, keçe kurdan gibi aynı. Yanına girmeyi çok istiyorum ya. Yanına şöyle girip alabildiğine şöyle bir koş gel. Ama zebra bu da yani. Bunlar doğada 2000-3000 tanesi tozu dumana kata kata koşuyorlar. Ben buna nasıl şey yapayım? Bence biz deveden kaçalım. Harun hadi o zaman doğruca çılgın develerin yanına gidelim. Şimdi devemiz Mükremin'in yanına geldik. Mükremin. Mükremin çok atik bir deve. Koşmayı çok seviyor. Kaç yaşındaydı Yakup abi? 6 aylık bir deve ama sonuçta bir deve. Isırığı dünyadaki en sert ısırıklardan, tehlikeli olanlardan birisi. Abi dişlerini mi görebilir miyiz? Görebilirsin. Ha, zaten kendisi gösterdi. Isırma adam. Isırmak yok. Herkes de bu bağı sağlam kurmaz değil mi abi? O bağı biraz önce kurmuş olsaydı o dişlerimizi bırakıp bize gelmezdi. Doğru söylüyorsun. Şimdi Harun ben şunu görmek istiyorum. Mükremin mi hızlı yoksa sen mi hızlısın? Büyük ihtimal Mükremin hızlı ama. Abi Mükremin... ben şimdi Mükremin'le ufak bir maraton yapmak istiyorum. Önce ben bir Mükremin'den kaçacağım. Sonra bakalım sen kaçabilecek misin? Çünkü Mükremin'in çok iyi koştuğunu söylediler. Harun Mükremin... sırayla deneyelim. Aynen. Şimdi Mükremin'in olduğu alana girdik. Şu an Mükremin beni görmüyor. Dırıt 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 dırıt. Dırıt 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 dırıt. Mükremin. Acayip koşuyor ya gerçekten. Bak bak bak. Ana lan. Lan bir dakika. Abi Mükremin gel. Çok... Mükremin'le bugün iyi anlaştık ama normalde çok iyi kovalıyor. Pamuk gibi bir de. Isırmak yok. Isırma dansef. Isırma dansef. Dişleri de çok yalnız dişlerin isırma uçlarına dansef. Bak. Sivri dişleri yok ama keskin dişleri var. Ha üst diş, üstler daha yok, yok mu abi? Üstte he. Diş olmaz. He, develerde üstte diş yok. Olmaz. Allah Allah. Koyun. Evet şimdi arkadaşlar bir deveyi yakından görüyoruz. Bu abi ne devesiydi? Mısır devesi. Bunların bir iki hörgüçlüsü var bir de tek hörgüçlüsü var. Bu tek hörgüçlü. Aslında ısırdığı zaman çok büyük zarar verdiklerini evet. Biliyorum ama bu çok cana yakın. Bir de zaten daha 6 aylık. Beni değil burayı ısır. Beni değil burayı ısır. Orası serbest. İstediğin yapabilirsin. Şu evet. Var ya şu, tamam, hayır. Şu var ya şu pamuk gibi şurası hayır. O kadar güzel ki. Bakayım. Şuraya. Aman 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 aman. Biblo. Nane devesi ya bu bence. Mısır devesi değil. Şu en sevdiğim şey ya şu. Bizim güreş develerimizden. Onlar mı yavruları? Deve güreşi. Deve güreşi yaptıkları büyük develerin yavruları. Ha, deve güreşi yaptırılan develerin yavruları. Yavrusu bu. Peki ben sana bir şey söyleyeyim abi. Şöyle bir bilgi var. Normalde çölde develerin diken yemesinin sebebi dikenlerinin dillerini kanatıp o kanları midelerine susama ihtiyaçları yüzünden dillerini kanatıp evet. O kanları içtiğini doğru. Söylüyorlar. Doğru mu? Doğru. Suyu hörgüçtedir bunun. Peki develer ortalama ne kadar su içiyor normal şartlarda? Normal şartlarda değişir de hörgüçten yer. Mesela su bulamadığı zaman sulu yerde suyunu normal içer. Su bulamadığı zaman hörgüçten içer suyunu. Buraya su hörgüce depolar, depolar mı? Evet. Ne kadar kaç litre alıyor depo? Yani net bir litre veremem. Bu arada tüyleri derisi o kadar güzel ki Alihan pamuk gibi. Buradaki bütün hayvanları tanıyor musun sen abi? Genellikle. Kafanı sevdim. Alihan koşalım bakalım ne yapacak? Evet bir koşalım bakalım. Biraz dinlendi. Eyvah ana. Deve ile ebelemecilik oynuyoruz. Ne yaptılar sana diyor şu an. Abi deveye binebilir miyiz? Normalde binersin de bu yavru olduğu için binemeyiz. Kaç yaşından sonra binebiliriz buna? 5. Ona bir binme eğitimi veriliyor mu? Tabii. Ananı satayım. Arkamdan bir deve koşuyor. Yalnız arkadaşlar biraz önce ben çok güzel yara aldım. Biraz önce ben kaçarken beni kovalayan ve düşüren o devenin şimdi yanına geldim. Şöyle güzelce sevebiliyorum. Ben biraz heyecan yapmışım. Devenin bir şey yapacağından değil aslında. Aslında bir oyunmuş yani. Aynen, aslında bir oyunmuş onun için. Alihan devam edelim mi? Evet edelim. Evet arkadaşlar maceranın ve enerjinin bitmek tükenmek bilmediği Park of İstanbul'da. Şimdi hangi bölümdeyiz Harun? Şimdi macera parkındayız. Biraz önce develerden kaçarken güzel bir macera yaşadık. Şimdi bir de biraz yukarıya zıplayıp bakalım bu nasıl bir heyecan ona bakacağız. Şimdi ben zaten her zaman bu hayalimde sizi şöyle gerdirip fırlatmak uzaklara doğru. Önce seni sonra Soner'i fırlatmak istiyorum ben seyircilerimizin huzurunda. Evet şimdi bazı arkadaşlar var. Bazı seyircilerimiz Harun'un bıyığına sinir oluyorlar. Eminim ki onlar bu andan çok keyif alacaklar. Sizler için Harun'u gerdirip fırlatacağız. Aynen. Bıyığımı sevmeyen izleyiciler için. Bıyığımı sevmeyenler beni nasıl fırlatmak istediğinizi biliyor. Ya şu çocuğun bıyığında ne var Allah aşkına. Vallahi. Barutane pilavcısı diyorlar bana. Barutane pilavcısına buradan selam olsun. Barutane pilavcısına sen desinler Harun. Doğru gel. Doğru lan. Hadi bakayım. Aynen. Keçören pilavcısı Harun. Sıktıkça heyecanım artıyor biliyor musun Alihan? Ben bile
acayip heyecanlıyım yani. Şu anda evet. Gerdirilip fırlatılacak olan sensin. Park of İstanbul Macera Parkı'ndayız. Harun, şimdi senden güzel bir fişek performansı bekliyorum. Kaç metre gideceksin? Yani işte bak, gerçekten 100-120 metre giden güvercini şimdi göreceksiniz. Evet, Alatürkiye YouTube kanalı olarak o aya giden güvercini yakaladık. Beyaz burada. Şimdi yaklaşık 100-120 metre fişek yapacak. Derin nefes çekiyorum. Alem bakmıyorum, görmüyorum. Bırakıyorum. Harika ya. Evet. Alem, kaç dakika saydın? Şöyle biraz perdahlayalım. Atalım mı bir daha? Perdahlayalım birazcık. Bir daha atalım. Evet. Tam hedefe inemedi baba. Yalnız harbiden ayak çok kaldı. İlk fırladığı an var ya, sonra tam senlik, yemin ediyorum. Harun mu? Bekliyorum ben abi. Ya daha önce bunun benzerini Alihan hatırlıyorsun. Resul Dindar'ın klibini çekerken Fırtına Deresi'nde yaşamıştık. Resul Dindar'a da buradan selam olsun Bolca. O çok iyiydi ya. İnsanın o çok iyiydi de yemin ediyorum onun 15 katı. Bu kadar hızlı bir ivmeyle yere fırladığımı hiç hatırlamıyorum daha önce. Çok keyifli ya. Şu an mayına basmış gibi hissediyorum. Nasıl kafa? Hareket edersen var mı çocuk? İlk takla performansını beğenmedik. Şimdi yana, daha elimizle atıyoruz. Yana uçuruyoruz. 3, 2, 1. Aşırı iyi ya. Diyordum acaba aslanın kafesine girmekten daha heyecanlı ne olabilir? Park of İstanbul'da mancınığa binmekmiş. Ayaklarım tutuyorsa tabii. Ayak. Tamam ayak. Yeter, alıştın sen de artık ya. Maymun Can gibi aynı. Uçan maymun Can şu anda bizlerle birlikte. Şöyle elimden tutup al. Değerli arkadaşlar, bir şeyi Harun denediyse sırada ne var? Soner'in denemesi. Soner her köpeğin başını okşarım iddialıyım diye meydan okuyor. Ben de buradan doğa sporcularına meydan okuyorum. Yapamayacağım doğa sporu yok arkadaşlar. Paraşüt dolandı öldü. Arkadaşlar, Harun yaklaşık 66 kilo civarındaydı. Soner galiba 30-35 kilo falan. 56 kilo. Dolayısıyla daha fazla yukarı gidecekmiş. Bakalım Soner'in fişek performansı ve takla tertibatı nasıl olacak? Her aksiyonlu olaydan önce Muhammed Ali gibi ağzını çalkalıyorsun, su içiyorsun. Bundaki sır nedir hocam? Midem bulanmasın diye. Yoksa köpeklere dokunabilmenin sırrı bu mu? Olabilir. Bir yudum su içene yılan dokunmaz hesabı. Aynen öyle. Hadi su bakalım. Su içene köpek bile dokunmazmış. Onun yükü artıyor şu an. Kaburgalarım sıkışmaya başladı. Evet, şu an geriliyor. 3, 2, 1, bırak! Dala konacak şimdi. Hedefin. Abi sarkı ya. Hedefin dışında. Şimdi ben de senin kuşların inişini çekemediğin gibi kaçırıyormuşum ya inişini. Görüyor musun? Biraz yoruldu. Normalde böyle birazcık yoruldu. Şimdi kuşumuz zaten yavruya kusuyor. Şöyle bakın, gelin bakın, tüyde zaten. Şöyle görüyorsunuz tüyde, kanatlarına bakalım. Aynen, tüyde. Kanat yapsın. Kanat aç. Kanat açmış mı? Kanat açmış mı? Bakayım, ben kanat açtım biraz önce. Sen şöyle. İşte Harun kanat patlat. Bundan bir yol olmaz. Bunu atsın. Evet Soner, nasıl hissettin mancınıkta? Acayip, şöyle kendimi sıkmaktan ellerim falan ağrıdı yani. Parmaklarım acayip ağrıdı. Çok muhteşem bir duygu ya, hakikaten. Bir tane çizgi film vardı ya, sonradan Türklerin dublaj yaptı. Şemistan çek beni. Mızrak gibi uçurdum diyor ya. Şemistan çek beni. Soner'i de mızrak gibi uçurduk. Evet arkadaşlar, Park of İstanbul'da macera devam ediyor. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz roller coaster'dan aşağı doğru kayacağız. Kornası yok mu bunun? Şimdi roller coaster zipline'a çıkmak için kıyafetimizi giydik. Gerekli önlemleri alarak yine macera bizi bekliyor. 1, 2, 3, al! Gayet keyifli. Sen ip tutuyor zaten. Ha, ip mi tutuyor? Aynen. İpi bağladın, şöyle bırakınca. Çok iyi. Sevgili arkadaşlar, Alihan yanımda. Dönemiyorum ki. Şu ipin gerilimini göstereyim abi size. Kalemi kırılacak şimdi. Çakır'ın öldürdüğü adam ne diyordu? Adam gibi ölmek için, adam gibi yaşamak gerekiyor diye. Adam gibi ölmek için, adam gibi yaşamak lazım. Behiç Efendi. Kes beni. Sevgili arkadaşlar, Alihan hazır mısın? Hazırım. Gevşiyor, bak hazır ol. Kes. Gidiyor. Bak. En sevdiğin şey. Bak. Gidiyor.
Gidiyor. Gitti. Hadi görüşürüz. Söyle, Ala Türkiye'nin videoları kaç para kazandırıyor? Abi vallahi bilmiyorum abi. Söyle. Abi, yeminle vallahi bilmiyorum abi. Gidiyor. Arkadaşlar Soner Söylen'e elveda diyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Alihan, Türkiye'deki birçok doğal yaşam parkını ve böyle hayvanların bol olduğu yerleri hep gezdik ama hayatımda ilk kez böyle bir maymun görüyorum. Evet. Tamarin maymunu. Yanımızda kırmızı elli tamarin maymunları var değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi şu biraz daha diğerine göre genç. Yani böyle yüzleri, vücut yapıları gayet diğer maymunlara göre, yani maymun olarak bildiğimiz türlere göre çok daha küçük. Bir sincap boyutunda hemen hemen. Hemen şu yanında da diğer onun eşi var. Soner, şunu göstermeni istiyorum ben seyircilerimize. Çok garip bir tipi var çünkü. Onu şimdi birazdan güvenli bir eldiven yardımıyla elimize alacağız. Öbürünün birazcık yaşlılıktan dolayı saçları dökülmüş galiba. Sırıyor bak. Uf. Hemen tuttu bir de anında. Açayım abi. Açabilirsin, benim elimde şu anda. Uf. Dişlere bak. Evet. Hayatımda gördüğüm en değişik canlılardan birisi. Acayip tamam. Çirkin ya. Tamam, tamam. Bakar mısın bir? Harun yalnız bayağı yaşlı. Bayağı yaşlı bir de. Şöyle üst kısmına bak, başının üst kısımlarına. Yani yaşlılık çizgileri gibi bile anlaşılabiliyor. Saçları evet. Dökülmüş. Kaç yaşında tahmini olarak? 8'i rahat var. Peki 8 yaşındaki bir yaşlılık diyebilir miyiz maymunlar için? Bu tür için en azından. Evet. Mükemmel. Şöyle kafasını şöyle tutasım geldi tık diye. Isırsa herhalde parça alır. Aynen. Isırırsa çok rahat parmağından parça alır. Rahat. Çünkü dişleri acayip bir şey. Bak. İhtiyar olmazsa da. Testere gibi ya dişleri. İhtiyar olmazsa da acayip bak. Peki bunlar neyle besleniyorlar abi? Meyve. Sadece meyve yiyorlar. Meyve. Un kurdu. Un kurdu. Gerçekten söylenecek zaten çok bir şey yok. Tipi eminim ki birçok seyircimizin ilk defa gördüğü bir maymun. Aynen. Normal şartlarda biz de elimize alacaktık ama çok aşırı derecede hareketli olduğu için elden ele değişim esnasında kaçabilir. O yüzden evet. Bir tehdit oluşturmamak adına elimize almıyoruz. Birazcık şey çünkü agresif böyle. Çok agresif ya. Kuyruğu yaklaşık 30-35 santim falan civarında. O kadar değişik bir suratı var ki. Harry Potter'dan fırlamış gibi ya. Vallahi Harry Potter'dan çıkmış gibi. Şöyle biraz çevirir misin abi kameraya doğru? İnsana da çok benziyor Alen. Yaşlanmış bir insan gibi aynı. Bir de sonuçta maymun oluşundan dolayı eminim çok zekidir. Ya mesela şimdi doğada ya da bir yerde bunun ölüsüne bir insan denk gelse uzaylı zanneder yani. Evet ya, uzaylı mı acaba diye böyle eminim sosyal medyada yankılanacaktır yani. Gerçekten. Diğerini de alalım abi, onu da gösterelim o zaman seyircilerimize. Huysuzlandı. Normalde evet. Yakalama imkanın yok, bunu yakalayamazsın. Gördüğümüz kadarıyla diğer maymundan biraz daha genç bir maymun. Çünkü tüyleri vesaire üzerinde henüz duruyor. Öbürü yaşlanmadan önce bu şekilde gözüküyordu. Evet. Doğru mu? Tabii. Tüylüyü dolu. Bu dişi mi? Dişi. Ya şöyle dişlerine bir bakar mısın ya? Bize doğru evet. Döndürür müsün abi? Öbür türlü. Öbür sol elini açar mısın? Yalnız kuyruğu çok yumuşak ya. Yumuşak kuyruğu var. Aa evet. Yalnız gözleri mükemmel değil mi Harun ya? Evet. Başını okşatır mı abi sence bana? Şu anda yaparsa bana yapar zaten. O yüzden eldiven giyiyorum. Dikkatli bir şekilde. Aa. Tüyleri çok güzel. Güzel tüyleri var. Aman. Evet, gördüğünüz gibi sevgiyle çözülemeyecek sorun yok. Harun, o cümleyi kurduktan sonra ne olmuştu ayıyla ilgili? Genelde parmak gidiyor bu cümleden sonra ama biraz sakinleşti sevince. Bu da benim tezimi doğruluyor. Hayvanlara sevgi ve doğru yaklaşımla üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yok. Önemli olan doğru iletişim kurmak. Anahtarımız diyoruz. Sevgi diyorsun. Anahtarımız yani. Sevgi evet. Hayvanlara yaklaşırken anahtarımız sevgi. Bu güzel canlıyı da sevgiyle kafesine uğurlayalım abi. Evet. Harun'cum, görüyorsun çok enfes, leziz bir yemek var burada şu anda. Yemin ediyorum acıktım ya. Vallahi ama kuşbaşı da çok güzel. Abi yalnız sunumun çok güzel. Öyle rastgele vermiyorsun yani. Gayet güzel. Dana kuşbaşı değil mi abi? İçeri girip mi veriyoruz? Tabii ki. Nereye bırakıyorum? Betonun üstüne. Hemen hazırdı o zaten. Gel. Bekliyor. Gel bakalım. Al bakalım. Evet. Birinci hayvanımızı siz besliyoruz. Siz orada kalın Alihan. Hadi görüşürüz. Şöyle. Ben de o zaman ne diyor, ekmeğime dokunma benim diyor değil mi? Bir sonrakine gelelim. Şimdi şöyle Alihan, arka arkaya gireceğiz. Hepsi içine dalıyor muyum direkt abi? Arkadaşlar hayatımda ilk kez rakunların arasına gireceğim. Başıma inanın ne gelecek hiç bilmiyorum. Kaçmazlar değil mi abi? Ya Allah, bismillah, daldım lan. Allah. Allah. Döktünüz oğlum, döktünüz lan yere. Döktünüz oğlum, yere döktünüz hepsini ya. Gel. Gelin buraya. Evet arkadaşlar, o efsane rakunların yanındayız. Bu kadar tatlı göründüklerine bakmayın. Çiğ et yiyorlar. O yüzden tehlikeli de hayvanlar aslında. Ama bu hayvanların en önemli özellikleri onların suyuna gitmek. Suyuna gittiğiniz sürece sorun olmaz diyoruz. Ve şöyle ben bir müsaade edersen arkadaşım. Kemal. Rakun pardon, gel. Aldım kaçtım zaa diyor ya. Ya efsane ya rakunlar. Tam ucundaymış. Abi. Aşırı tatlılar ya. Gelecek misin öyle? Aşıyı sevebilirsin. He? Şu anda kameraya bakanı sevebilirsin. Öyle mi? Evet. Abi tehlikeliler bunlar ya. Evet. Aa. Biraz da evet. Vereyim de.
Tam yabaniye dokunsun ki. Evet arkadaşlar, şu an rakunlarla dolu bir kafesin içindeyiz. Heyecan verici çünkü rakunlar bayağı tehlikeli hayvanlar. Çiğ et diyorlar yani, anlayacaksın. Şöyle bakar mısın? Çiğ eti ne kadar rahat kopartabildiklerine bak sadece. Harun bak. Tepsi kebabı yiyorlar şu an. Aman aman arkadaşlar, tartışmayın. Sakin. Aynı Hatay'da tepsi kebabı yerken sen de bana yaptın aynısını. Aynen ya, bizde aynen. Antep'te Hatay'da yemek yerken böyle başımıza geliyor benzer olaylar. Arkadaşlar bu arada bilmiyorum videoda fark ettiniz mi ama aralarında alfa olanlar var. Bunlar da yine normal sürü psikolojisiyle beraber yaşayan hayvanlar olduğu için bazı alfa olanlar var. Bakın dokundurtmuyor. Soner görüyor musun? Bak şu tüyleri sırtında, tüyde olan var ya, evet şu an gördüğünüz tepsiye kimseyi dokundurtmuyor. Bak şimdi. Ben dokunayım mı abi? Arkadaşlar bazı izleyicilerimiz diyecektir, sevsenize, başını okşasanıza falan gibi şeyler söyleyecektir. Yemek yiyen hayvana kesinlikle dokunulmaz. Her zaman söylüyorum, doğru iletişimden yanayız hayvanlarla. O yüzden şu an hiçbir şekilde bir temasta bulunma girişimine girmiyoruz. Güzelce yemeklerini yemeleri için biz de bir an önce dışarı çıkıp diğer ki hayvana doğru devam ediyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, ayımızı beslemeye geldi sıra. Ayıların havuç sevdiğini ben bilmiyordum. Bize havuç verdiler. Şöyle havucu getireceğim. Havuç yerine seni ısırır mı abi? Benim kol havuçtan daha tatlı geldi ona. Protein abi direkt. Heh al. Oh, Allah. He bırakmıyor ki. Hiçbir şekilde bırakmıyor. Benim kol daha tatlı geldi. Bu arada havucu da koparttı yani, onu da yedi. Arada yemedi. Gitti. Şimdi sen onunla anlaşana kadar benim elimde hemen çok güzel bir gösterim. Rhesus maymunu var. Kendisi şu anda daha bebiş. Mayıs ayında doğdu. Şimdi onu besliyoruz. Al bakalım. 2,5 içeri. Çok güzel bir şekilde emiyor. Ona şu anda biz sütle karışık meyve püresi veriyoruz. İçerisinde 10 farklı meyve var. Güzelce hepsini sonuna kadar içiyor bakın. Ne kadar tatlı ya. Biz bunu takım elbiseyle görmek istiyoruz. Biz takım elbiseyle dursun istiyoruz. Üstü baş ütküsü olmasın. Sevgili arkadaşlar, şu anda yanımızda küçük bir ayı var. Bu yavru ayı daha önce Harun Köybaşı TikTok kanalında görmüştünüz. Keskin karakteristik özelliklerinden bahsederken onun parmağını ısıran küçük tatlı yavru ayımız bu. Böyle altına almaya çalıştığım zaman... Çok kötü ısırdı lan. Parmağını delen daha doğrusu. Parmağını delen aynen. Ama sanırım şu an onunla biz barışı sağladık. Güzel bir şekilde kucağımda. Parmağımı yalamakla meşgul ama bunu çekersem sanırım başıma bela olabilir kendisi. Şu anda zaten tırnaklarıyla görüyorsun kolumu yeteri kadar sıkıyor. Ama ben onu şöyle güzel bir öpücükle... Demek o kadar. Soner şu tırnaklarını bir görür müsün? Bir ayının pençelerini görüyorsunuz şu an. Şöyle. Büyüdüğü zaman her bir tırnağı sadece şu kadar oluyor. Gerçekten çok tehlikeli bu tırnaklarla. Çok tehlikeli bir hal alıyorlar bunlar. Nasıl bırakacaksın şimdi Anlıcan? Şu an tam onu diyecektim. Yere bırak. Sadece el aktarımıyla bırakılıyor aynen. O tadını biliyor. Vitamin sende abi. Sen almaya çalış. Evet şimdi her zaman savunduğum bir şey var arkadaşlar. Hayvanlarla doğru iletişim. Şimdi ayıyı, bakıcısını, ayı çok güzel emiyor. Şimdi bakıcısından ayıyı nasıl alacağız? Elimizi böyle güzelce ayıyı kızdırmadan... Dur. Çek elini çek diyor aynen. Elini çek diyorsa demek ki biraz daha samimi yaklaşmak gerekiyor. Zaten şu an beni değil Yakup abiyi ısırır bir şey olursa değil mi? Aynen. Bana olacak yine. Ben kendim kaçındım. Yapacak. Abi şu aktarımı bir yapalım. Yapalım. Şöyle. Elini çek, bana dokunma diyor. Elini oradan çek. Elini belinden çek. Ha. Gel. Şşt. Otur. Koşalım peşinden. Evet. Ayıya aktarımımızı yaptık. Dediğim gibi tehdit altında hissettirmiyoruz. Şu an çok diken ucu bir mevzu bu. Çünkü geçtiğimiz videoda hatırlıyorsunuz çok sağlam ısırılmıştım. Ormanda bir tane ayıyı gördük abi. Ayı yavaş yavaş herhalde direkt üstümüze ilk etapta koşmaz değil mi? Ayı bize yavaş yavaş geliyor, merak etti. Acaba bu insan ne geziyor burada, bu ne diye. O an sergilememiz gereken davranış nedir abi? Valla şimdi karşılaşmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Burada sıkıntı yok. Burada ben alışkınım bak. Bak dokunma diyor. Dokunma bana diyor. Bitti. Onun dediği olacak burada. Ama şimdi doğada da illaki onun dediği olacak da. Doğada hiç karşılaşmadığım da. İçin. O yüzden hayvanı tehdit altında hissettirmeden sakin hareketler sakin. Yapmak bence gerekiyor değil mi? Öyle. Buna da kızıyor yalnız böyle evet. Dokununca. Bu biraz daha agresif. Duyuyor musun Soner? Daha sonra zaten şeye dönüşecek herhalde. Aynen. Şu an size ne yaparsam ısıracağını çok net söylüyorum. Elim eğer şöyle arkadan hayvanı tutar, onu kontrol altına almaya çalışırsam beni ısıracak abi. Çok iyi biliyorum.
Yalnız bu büyüdüğü zaman böyle bir ayının böyle bir sinirlenmesi gerçekten hayati biraz bir tehlike önce, oluşturuyor. Biraz önce Diva'yla da söyledim. Sevgili arkadaşlar, şimdi ayımızı da besledik. Hatta ufak bir kolumuzu emdirdik ona. Gayet güzel, aramızda bir sıkıntı yaşamadan şimdi yanından ayrılmak istiyorum. Evet, bugün sıkıntısız. O zaman şimdi aslanların yanına doğru hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, minnak aslanlarımız yine kucağımızda. Alihan, artık aslanları kucağımıza almaya o kadar alıştık aslanlar ki. Aslanlar bizden oldu artık. Aynen. Gördüğünüz üzere. Yani aslanlarla herhangi bir çekincemiz yok. Ama ısırıyor tabii, böyle ısırdığı zaman da elimi titretiyor birazcık. Sonuçta aslan. Sonuçta aslan yani, şakası şimdi yok. O zaman günün sonuna yavaştan geldiğimiz için onlar da acıktı. Yemeklerini evet. Verelim onlara istersen. Tamam. Çok. Armel, bu da sizinki. Ah! Armel, bu da sizinki. Bunu... Tamam. Evet. Ekmeğimi elleme benim dedi. Tırnağı taktı bana. Ah! 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 Bir önceki gelişimizde henüz sütle besleniyordu. Şimdi ete yeni geçmiş. Et ve sütü karışık bir şekilde yiyor. Günde kaç gram et yiyor? 1 kiloyu geçkin yiyor. 1 kilodan fazla et yiyor. Artık bir maliyet oluşturmaya başladı Harun. Aynen. Süt adı neyse de. Bebek bebek. Daha bildiğin bebek. Vallahi biz de acıktık. Ama nasıl yiyor, bak şuna bak. Ama şu tırnağını geçirme. Taktı tırnağını. Şakası yok bu işin. Elimde bir aslan var. Ah ah ya, yapma yapma yapma, tırnağın geçiyor, yapma. Zaten rahatça içiyorsun. Hani gözlerim transa giriyor, bakıyorum gözlerim. Oh. Koluma da damlattın hep ama olsun, neyse. Yani öğünü düşünsene, 3 saat arayla günde 4 öğün et yiyorsun ya. Aynen, aslanı besleyen yemine katlanır. Aynen. Bu ne zaman ete geçecek? Onun daha 1,5 ayı var. Şimdi versen yer mi? Yer ama bu sefer sindirim sorunu oluyor. Dibini sıyırdı, baksana. Yalnız iyi içti ha, harbiden. Nefes almadan. Bitti. Allah sağlığımızı verir de 2 sene sonrasını görürsek, 2 sene sonra ben bu aslanı görmek istiyorum. Bu videoyu izletsem ona beni hatırlar mı? Seni diyeceğim, ellerimle beslemiştim o zaman diyeceğim. Ellerimle, ellerimle. Miniciktin. Ha, sana böyle yapıyordum diyeceğim. Seni alacağım, gireceğim yanına senin. 2 sene sonra bunun yanına gireceğim. Yetişkin olsun bir. Bence bir şey demez ya. Ben diyorum ya, hayvanlarla iletişim ve diyaloğuma güveniyorum. Bence biz Alex'le çok güzel anlaşacağız Alihan. Bence o sana ne yaptılar diye soracak abi. 2 yıl sonra seni gördüğünde. Tamam yeter, bitti. Bırak. Aynı senin kolayı içişin gibi içiyor. Aynen. Isırırken almadım. Ne yaptılar sana? Ne yaptın ama, her tarafımı süt ettiler benim. Evet Haruncuğum, muhteşem bir gün geçirdik. Neler yaptık bugün? Kısa bir özetle. Ayıların yanına girdik. Yavru ayı. Rakun besledik. Deveden kaçtık. Kolumuzu yaraladık. Maymunu besledik. Aslan besledik. Sapanla seni gerdirip fırlattık. Aynen. Zipline'a binip güzelce macera parkının üzerinden böyle kaydık. Gerçekten gayet... yine bizim için unutulmaz bir gün oldu. Gerçekten dolu dolu bir gündü. Burada Park of İstanbul'da Gülfem, sana çok teşekkür ediyorum. Yakup abi, sana teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok keyifli bir gün geçirdik sevgili arkadaşlar. Sizi de Park of İstanbul'a ziyaret etmeye davet ediyoruz. Çünkü burası ailenizle, arkadaşlarınızla gelip çok güzel vakit geçirebileceğiniz İstanbul'daki sayılı yerlerden birisi. Gerek doğal yaşam alanları olsun, gerekse hayvanlara burada gösterilen özen, hayvanların çeşitliliği, buradaki sorumluluk ve görev bilinci bence harika, mutlaka görülmesi gereken bir değer diye düşünüyorum. Dala Türkiye olarak yine birçok ilke imza attık kendi içimizde. Birçok hayvanla birlikte burada çok güzel anlar yaşadık. Harun dediği gibi siz değerli seyircilerimiz de burayı ziyarete bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir şey hatırlatmak istiyorum Harun. Bu gibi içeriklerin kamera arkasını ve seyircilerimizden gelen görüntülerimizi paylaştığımız Alatube isminde bir YouTube kanalımız daha var. Kanalımıza da sabitlenmiş yorumdan ulaşabilirsiniz. Bizlere destek olabilmek adına Alatürk'e YouTube kanalına abone olup hoşunuza giden videoları beğenip fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmından belirtmeniz yeterlidir. Yepyeni bir videoda görüşünceye dek herkese keyifli günler.